Ramazan-ı Şerifiniz mübarek olsun. Akşamınız mübarek olsun. Aylar bitirsin. İnşallah. Geçen senelerde, bu pandemi öncesinde bütün salonlarda şehit, gazi, engelli ve diğer vatandaşlarımızı bir araya getirme konusunda gördüğümüz bir eksik vardı en son yemekte. Yer bulamayan gazilerimiz ve şehit ailelerimiz oldu. Dedik ki bu defa biz ayrı ayrı yani gazilerimiz, şehitlerimiz ve yakınları ayrı olarak gelsinler ve masayı beraber kullansınlar. Bu manada böyle sakin bir ortamda, huzurlu bir ortamda iftar yemeğinin gerçekten güzel oldu. Bu manada Ramazan-ı Şerifimizin hayırlar getirmesini Cenab-ı Allah'tan temenni ediyorum. Evet, Ramazan ayındayız. Ulviyeti, rahmeti, bereketi, feyzi ve mağfireti kendi içerisinde farklı. Efendimizin ayrı bir mana ifade ettiği, Cenab-ı Allah'ın son haftasında hani neredeyse affetmediği kul bırakmadığı mübarek bir ay. Bin aydan daha hayırlı bir gecesi var, Kadir Gecesi. Böyle bir mübarek bir Ramazan ayındayız. Kardeşliğin en üst seviyede olması gerektiği, birlikteliğin, beraberliği. Olanın olmayana borcunun olduğu ve neredeyse hani ülkenin genelinde bir huzurun, sükunun olduğu bir ay. Manevi anlamda şeytanların bağlandığı bir ay. Fakat nefis mücadelesinin devam ettiği bir ay. Böyle bir ay ülkemize bu hayırlar getirsin, huzur getirsin, dünyaya huzur getirsin aynı zamanda. Sevgili dostlar, öyle bir coğrafyada yaşıyoruz ki etrafımız gerçekten ateşlenmeli. Buna rağmen hala ayakta kalma konusunda müthiş bir dirayetimiz var. Son yıllarda alınan kararlarla milli boğulma, yerel boğulma konusunda müthiş bir gayret var. Tabii bunun karşısında ülkenin her zaman olduğu gibi kaosun içerisinde olmasını isteyenler, terörle mücadele etmesini isteyenler, neredeyse hani marketlerdeki rafları spekülasyon yapmak suretiyle boşaltmak isteyenler, hayat pahalılığını artırmak isteyenler, dolarizasyon yapmak isteyenler, bu ülkenin içinde yaşayan iç ve dış güçler. Böyle bir ortamda biz hayatımızı devam ettirmeye çalışıyoruz. Bugün annelere düşen ekonomik anlamda bir sıkıntı var mı? Evet, sıkıntı var. Tabii bunun tedbirini almak da gerçekten bize düşüyor. Bir örnek vereyim. Geçenlerde Tarım Kredi Kooperatifi'nin subaşında bir açılışı vardı. Yani o açılışta gelen vatandaşların özellikle hala hani yukarıdaki bizim büyüklerimizin anlattığı şekliyle bazı mallarda zeytinyağı gibi, sıvı yağ gibi, şeker gibi sıkıntı olmadıklarını söylemeden rağmen ben o gün orada bir baktım bizim vatandaşlarımız hala 1-2-1-2 götürmeye çalışıyorlar. Şimdi bu bizim kusurumuz. Neden kusurumuz? 1-2-1-2 götürürsen diğer kardeşinin almasına yer olursun, o da yüksek fiyattan mal almaya kalkar. Şu anda ülkemizde yaşanan sıkıntının en temel sebeplerinden bir tanesi sanki yarın aç kalacakmışız gibi hareket etmemizden kaynaklanan maddi aynı zamanda manevi bir sıkıntı var. Bunu anlatmamın nedeni şu: sizler gerek şehit ailesi gerekse cephede savaşan gazilerimiz ve yakınlar olarak mücadelenin, sabretmenin ne demek olduğunu en iyi bilen insanlarsınız. Sahip olduğumuz duygular milli, manevi duygular. Bu manada yeri geldiği zaman her zaman olduğu gibi devletin yanında olmasını da bilen insanlarsınız. Şimdi bu tür krizin olduğu ortamlarda her şeyden önce bizim kendimize bir çekimize vermemiz gerekiyor. Ne yapmamız gerekiyor? Yok gibi yaşamak gerekiyor. Yani Çanakkale'de onca insan ayağına çorabı olmayan savaştaki mücahitlerimiz vardı. Gazilerimiz vardı. Bir kuru ekmeğe muhtaç olan ve cephede savaşan insanımız vardı. O günün
sermayesini yırttı aynı zamanda. Bu topraklarda ekmesini bilmezsek, biçmesini bilmezsek, kaldırmasını bilmezsek, toprağın kıymetini bilmezsek ve toprağı boş bırakırsak, ne diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Toprak gibi bir nimete sahip olmakla birlikte onu boş bırakırsan onun vebali var, onun günahı var, onun bir hakkı var. Toprağı boş bırakmamak gerekiyor. Bunu niçin anlatıyorum? Biz kökülden insanlarız. Eğer bu toprakları boş bırakmaya devam edersek, bu tür başımıza gelecek olan felaketleri de o zaman şikayetli olarak ortaya koymamak gerekiyor. Ben bu manada etrafındaki tüm insanlara diyorum ki, köyünüzde, yakınınızda tarlalarınız varsa mutlaka ekin ve ektirin. Veya tavşan şartlarında yaşıyorsan, dünya kadar boş tarla var, ekmeyen insanlarımız var, onların gibi tarlaları kiralayın, ekin, kaldırın. Yani toprağı aynen Cenab-ı Allah'ın verdiği bir nimetle yeniden hayat buldurun toprağı. Ve oradan kaldırdıklarınızla bir sadaka mahiyetinde olmayanlara verin, dağıtın. Yani bugün evinde makarnası, pirinci, bulguru, zeytinyağı, çiçek yağı fazladan kim varsa olmayan ailenin hakkı vardır onda. Evet, bu da bir mübarek. Yani evinizde ya da evlerde fazladan biriktirilen her bir mal, öyle anlatayım, olmayan evin hakkıdır, bu tecavüzdür. Bunun engellenmesi gerekiyor. Bu duyguyu tüm Türkiye'ye aşılamak gerekiyor. Diyorum, Ramazan-ı Şerif'iniz mübarek olsun. İnşallah bundan sonraki Ramazanlarda, bundan sonraki bu tür yemek toplantılarda tekrar aile ortamında huzur ve mutlulukla bir araya gelmeyi Cenab-ı Allah bizlere nasip etsin diyorum. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Sağ olun, var olun.